Ceyhan abi, hoş geldin. Hoş buldum tabii arkanda ki. Arkanda yani acayip bir şey var. Acayip bir şey var. Acayip bir şeyi anahtarla oynayarak başlayalım. Açılışı yaptın. Açılışı yaptım. Tabii ki logoyu kapatarak başladım. Logoyu kapattım. Ne diyeceğiz peki? BMW mi diyeceğiz? BMW mi diyeceğiz? Şimdi BMW bir Almancasıdır. BMW İngilizcesidir. Amerikalılar Bauer der. Türkçesi BMW. BMW doğrusu. Biz ama öyle diyelim. Ama nesi? Ama nesi yepyeni 5 kasası. 8. nesil 5 kasa 520 dizel X-Drive'ın yanındayız. Baktığımızda silüetinde de zaten ciddi farklılıklar ortaya çıkıyor. 50. yıla özel mi? 50. yıla özel. Şimdi zaten onu 50. yıl dedim, beni yine çocukluğuma götürdün. İlk defa 5 kasanın 74-75 yıllarında Türkiye sokaklarında, caddelerinde bile göründüğü günlerde dikkat çekiciliği bugün aynı şekilde devam ediyor. Şimdi şahane bir renkle başlayalım. Renk derin, artık parlament mavi mi demek lazım, parlament lacivert mi? Metalik, hoş, böyle resmi bir renk. Son yıllarda yani gitgide büyüyen bir böbreğimiz vardı. Artık birazcık ebatların dışına çıkmak üzereyken bugün 5 kasayla yeniden karşılaştığımız bu böbrek otomobilin genel tasarımına çok yakışmış. Yakıştı değil mi? Şimdi eski böbreklerden farkımız ne? Eskiden böbrekler ızgaralıydı. Şimdi bugün bakıyoruz, evet, artık kapalı. Ne demek oluyor bu tabii ki? Artık ne diyoruz? Elektrikli dünyasına doğru, evet, ilerliyor. Ancak tabii bu araç için konuşuyorum. Burada açılır kapanır elektronik olarak kontrol edilebilen havalandırma kapakçıkları var. Aynı var şekilde tampon altındaki ızgarada da var. Elektrikliye gel yapmış BMW'de diğerleri. Yani şimdi zaten bu kasayla birlikte Power of Choice diye bir opsiyon sunuyor BMW. Güzel. Nedir? Şimdi biliyoruz ki artık markaların elektrikli tasarımları tamamen kendini belirleyici bir yapıda oluyor. Benzinli modelleri veya dizel modelleri farklı oluyor. Şimdi yani, bu araca geldiğimizde... Yani bu kupayı, bu kasayı ben diğerine de oturtabiliyorum. Bu kupayı, bu kasayı seçim yapabiliyorum. Birebir aynı bütün özellikleriyle birlikte seçim yapıyorsun. Elektrikli alabiliyorsun. Benzinli, dizel, fosil yakıt kullanan alabiliyorsun. Plug-in hibrit alabiliyorsun. Evet, devam edelim. Yani şöyle bir amblemimizin nereden geldiğinden bahsetmeden geçemeyeceğim. BMW teknoloji dünyasına diyeceğim. Uçak motorlarıyla girdiği için dönen bir pervanenin görüntüsü beyaz mavi olarak değişmez amblemi. Yıllar yılıdır da pervanelilerde görürüz böyle döndükçe şu işareti verir. Bu işaret onu ifade ediyor. Tasarım M-Sport tasarım. Tamponlarda, evet, yani çok ciddi agresif keskin kenarları bulunan bir yapısı var. Yok ancım, bir daha ben farlarımızı yakıyorum. Yak bakalım abi. Bu şimdi bir konumu mu? Bu kumandada. Normal karşılama konumumuz diyeyim. Kumandada kilitleri açma düğmesini kullandığımda, aynı zamanda araç yerini bulmak için uzun süreli tuttuğumda LED farlarımız da basılı tutuyorum. Yani LED farlarımız da devreye giriyor. Tamamen akıllı LED far sistemi uygulanmış. Artık bunun aydınlatma güçleri falan filan zaten bahsetmeye gerek yok. Yani gece feneri şeklinde var yalnız. Karşılama değil mi yine? Ya indiriyor, kaldırıyor. Her şey var. Şöyle evet, geçelim yan tarafa. Geldik çantaya. Sen yanına gelince tabii gene o fişt fişt açtı kapattı. Her şey otomatik. Bir kere hemen lastiğe janta gelmeden M-Sport olduğundan bahsetmiştik. Burada da bizi M çıkartmamızla zaten karşılıyor. Geliyoruz 20 inçlik jantlar. Opsiyon olarak sunuluyor. 19 inç standartında 20 inç olarak da opsiyon sunuluyor. Evet. Çok şık, çok güzel bir jant. Baktığımızda yine lacivert kaliperlerle M yazısıyla görüyoruz, logosuyla görüyoruz. Önde farklı, arkada farklı lastik kullanılıyor. Çünkü aracımız dört tekerlekten de çekiş kabiliyetine sahip. Önde 245-40-20, arkada 275-35-20 lastikler, evet, kullanılmış. İlerliyoruz. Şimdi yeni 5 kasayla birlikte geleneksel bazı kuşaklarda hafif modifikasyonlar yapılmış. Çamurluğun ön tarafında bulunmayıp şu bölgeden itibaren başlayıp araç boyunca ilerleyen bir hattımız mevcut. Aynı o şekilde hat nerede var biliyor musun Ceyhan abi? Şimdi sen açtığında otomobili, hani binmek için açtığında, hı hı, yere normalde
birçok otomobilde biz logoyu görüyoruz. Evet. İşte Mercedes'in Fiat'ıydı, Alfa'sı. Bunda bambaşka bir şey var ve uzayan bir... Işık silüeti mi? Çok güzel bir, hani ne diyeyim, ne kadar kameralara yansır, ne kadar çekeriz. Beni bir yüzgeç de... şeklinde uzayan bir ışık var. Merak ettirdim, bir deneyelim bakalım. Yine piyano bilek bir marşpiyel. Onun üzerinde yepyeni yine bir karoseri kuşağı boydan boya gidiyor. Yani 5 kasa normalde BMW'nin hani orta klasmandaki gövde ifadesidir. Ancak bu 5 kasa 5 metre. Yani uzatılmış da, hafiften de genişletilmiş. Evet. Yüksekliği alçaltılmış. Evet, gerçekten bu da belki aerodinami olarak avantajlar getiriyordur. Performans yönüyle de olsun. Ha, devasa bir 5 kasa, hani orta klasman demek. Bunun abisi var tabii ki, 7 kasa. O fena. Fena. Bir gün şansımıza belki onu da inceleriz. İnşallah. Arkaya mı geçelim dersin? Arkaya da geçelim, oraya da bir bakalım. Çünkü orada artık o arka, eski tabirle stoplar, şimdi yeni kullandığımız farlar. Hepsi arka değişmiş. Farlar. Evet. Hepsi değişmiş. Hadi geçelim o tasarım. Zaman. Hadi gidelim. Geldik arkaya. Şimdi evet. Geneline baktığımızda şimdi bir kere aracın silüetinde yine aerodinaminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Küçük bir dudak spoilerımızla birlikte hava tahliyesi. Aşağıya bakıyoruz. Yani sürtünmeyi bilmiyorum ama şuradan baktığımda gerçekten güzel bir dizayn yapmışlar. Tasarım hakikaten hoş. Bakıyoruz aşağıda da yine difüzörler eşliğinde hava tahliyemizi ele almışız. Piyano bilek, geri vites lambamız. Yani belli belirsiz burada ortada yanan bir ledli geri vites lambamız var. Güzel herhangi olmuş. Bir egzoz çıkış, dekor, şu bu falan hiçbir şeyimiz yok. Kameramız burada. Kameramız orada. Stoplarımız güzel olmuş. Baktığımız zaman ama ledden dolayı bir kere ışıl ışıl yanıyor. Yani yine BMW'yim kimliğini ortaya koyan bir stop yapısı var. Şimdi bagaja gelelim. Gelelim. Nasıl açılıyor? Bir kere motorla açılıyor. İster kumandadan, ister yine burada dokunmatik sistem, ister ayakla göstererek sensörleri. Kumandadan açtın. 530 litrelik bir devasa sedan bagajı bizi karşıladı zaten. Vallahi büyük, kocaman. Yanlarda çok güzel böyle bir takım saklama gözleri koymuşlar. Askılıklar koymuşlar, evet. Kancalıklar güzel buradan. Bir orada, bir burada bağlamışlar. Baktığımızda bir çantamız var. Artık bu çanta halinde bagaj içine yerleştirmişler tamir kitimiz ve bir takım avadanlık diyeyim, hani çekidemiri evet. Falan. Çünkü artık aşağıya erişim yok. Yani şurayı bak, bir alan daha kazanmışlar elektrik için. Onun için yapıldığını tahmin ediyorum. Öyle zaten. Tahmin ediyoruz. Evet. Yine yukarıda koltukları, arka koltukları yatırma sistemi, sağlı solu 60 akır çektiğini koltukları yatırır konuma getirebiliyoruz. Reflektörümüzü oraya saklamışlar. Aydınlatmalı tabii ki bagajımızda. Kapattım. Düğmeye basıyoruz, kapıyoruz. Yanlış kapattım ama neyse. Kilitlenecek. Ayakla da sen önceden yaptın. Evet. Açılabiliyordu. Çok pratik. Bekliyoruz. Hop. Evet. Çok yani hassas. Çok hassas şekilde algılıyor. Belli bir süre bekletiyor. Yani benim gibi beceriksizler için de gayet kolay. Çünkü ben onu alıyorum. Sallıyorum açılıyor. Bunu da uzat ayağını, işlem tamam. Kapattık. Ve anahtarı teslim ediyorum. Direksiyona geçelim. Buyurun. Hadi gidiyoruz. Ceyhan abi vallahi billahi hoş geldin. Ya ben bir uzay üstüne gelmiş gibiyim yine Gökhan yani. Gene kuruldum vallahi, kafayı mafayı dayadın. Saçın başın dağılmış, düzelt bu arada. Dur bakayım. Vallahi bilemem, bak söyleyeyim. Ben hemen start stop'la başlıyorum. Sen start stop'la başlarken ben evet ışıklı makyaj aynamızı da kullandım. Bunu hissettin da mi peki? Bir anda bir hafif derinden bir değil motor mi? Sesi. Vallahi dışarıda da öyle. Böyle hani bir hani inleme sesi değil falan mi? Yok. Direkt motor çalıştı. Ama şu kristallere falan bakar mısın? Yani şimdi BMW'den bahsediyoruz. Klas. Hani kalite. Klas. Şöyle bakıyoruz zaten buralarda dokunmalar falan, hissiyatlar muhteşem. Şu kristalin özelliği şuradaki ambiyansın içinde de var. Yani tabii aslında bunu biraz daha loş ortamda görmek lazım. Şu anda ışıklar oynuyor. Yeşil, mavi, turkuaz, sarı arasında. Çünkü sen önceden biz yokken mod seçtin seçtim. Mi? Kendi modumu seçtim. Expression gibi bir seçim. Bakar mısın? Expressive, evet. Relax, effervescence, sport. Ne ararsan var. Ben gidiyorum.
devam edelim. Yani zaten hani dokunacağımız tuşları gördüğüm kadarıyla şurada elimizin altında. Etrafta tuş görmüyorum. Herhangi bir kontrol için basabileceğimiz hızlı erişim hiçbir şey yok. Her şey dokunmatik sistemde hazırlanmış. Böyle bir direksiyon görmedim yalnız. Şimdi sen öyle bir direksiyon derken direksiyonun çok yumuşak olduğunu tahmin ediyorum. Onun haricinde dokunma hissi çok yüksek bir direksiyon. Ben de demin baktım. Dokunma deyince yani nereden aklınıza geldi şu altları dahi deri kaplamak? Torpido kapağının üstüne kadar her yer deriyle bezenmiş. Havalandırma menfezleri muhteşem. Ben mesela burada kendi tarafımdaki havalandırmanın gücünü bu sağ taraftaki dokunmatik olarak yapıyorum. Yukarı aşağı sağa sola yönetimimi de altta küçücük bir tuş koymuşlar. Buradan ayarlıyorum. Hakeza ortada da yani şimdi tabii mevcut. BMW'lerin bundan önceki nesillerine baktığımızda o kadar çok hani tuş, düğme ve benzerileri var ki o kadar minimalize edilmiş ki hiçbir şey yok gibi sanki. Elektrikli otomobile geçiş var gibi sanki Ceyhan abi. Yani kesinlikle var. Ama bir hiçbir hani, şey yok gibi derken o kadar çok şey şu gördüğümüz kokpit ekranı içinde yer alıyor ki az önce fiziksel yok. Fiziksel hiçbir şey yok ama opsiyonel aşırı fazla diyeceğim. Yani ben kayboldum demin menüler evet. İçerisinde şöyle bir dolaşayım dedim. Bu arada şu bilgiyi de aldık. O da çok hoşuma gitti. Onun üzerine sen zaten konuşacaksın biliyorum. Yani öyle bir sistem oturtmuş ki BMW, siz arayüzü hangi otomobiliniz olursa olsun götürüp serviste yeni update'ini yaptırabiliyorsunuz. Güncellemeyi yapın. Ben İngilizcesini söyledim. Yani bundan bir önceki nesil, iki önceki nesilde bu ekran yapısına sahip ise en azından yeni uygulamaları da yükleyebilmek için dediğin gibi gidiyorsun, güncellemeyi yaptırıyorsun. Artık sizin bugünkü ne varsa o araca da transfer oluyor. Şimdi gelelim 520 dizel X-Drive nedir? Üzerinde 2 litrelik turbo dizel ama bildiğimiz artık turbo dizeli de aşıyor. Birazcık böyle elektrik yönetimli, wastegate yönetimi yapan bir turbo sistemi var. Bir önceki nesil 190 beygirken bu aracımız 197 beygir artı 11 beygir gibi bir eklenti yapacağım. Yani aslında 7. nesille aynı beygir gibi görünse de değil. O da aynı. Çünkü 197 beygirmiş. Bunda ama işte bir artı 11 seçeneğimiz daha var. Yani launch olarak ifade edelim. Kalkış veya seyir halinde ani biraz daha ek güç ihtiyacın olduğunda 1.11 beygiri 20 saniye süreyle sana sağlayabiliyor araç. Bunda yine 48 voltluk bir ek bataryayla elektrik takviyesiyle destekliyor. Destekliyor. Şöyle bir yine kokpitimize baktığımızda bizi geleneksel biraz daha eski BMW'lere götüren bir kavisli yapı var. Evet. Hani, bunu da 3 yıldır kullanıyormuş birçok otomobilinde. Bunları 70'li yıllardaki araçlarında bu bir ikondu. Araca oturduğunda sürücüye dönük bir kontrol paneli. O zaman ne vardı? Bu ekranlar falan yoktu. Bir kasetli teyp varsa en moderni oydu. Onun altında da havalandırma olurdu. Ama o görüntü çok etkileyiciydi. Değil mi? Ama onu da işte sürdürüyor. Gelenekselliği devam ettirme anlamında. Devam ettiriyor. Sonuçta yani şu anda kullanılan en iyi ekranlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. En büyük özelliğini söylemen lazım. Sezgisel yönetim. Sezgisel yönetim. Yani şimdi buradan ses kontrolünü, belli hareketleri öğrenmemiz gerekiyor. İşte parmağınızı çevirdiğinde. Hemen dersinize çalışın yani. Bowers & Wilkins diye de müzik sisteminin de adını yazaraktan bu hareketi yaptığında ekrana çıktı. Sesi açıyor, kapatıyor. Çeşitli değişiklikler yapabiliyor menüler arasında da. Oldukça yoğun bir menü ortamı var. Demin söylemiştim bir kayboldum evet. İçinde diye. Yani akıllı telefonlardaki gibi o kadar çok hani app dediğimiz uygulama var evet. Ki ayrıca da yükleyebiliyorsunuz bunu. Evet, eklenti olarak da yükleyebiliyoruz. Şimdi ben yeniden dönüyorum motora. Aracımızın üzerindeki motorda 400 Nm'lik bir tork var. Yani bu da aracın yoldaki performans başarımını çok pozitif yönde etkiliyor. Değil mi? Dört tekerlekten çekiş ama mekanik sistemli dört tekerlekten çekiş. Yani bir elektrik motoruyla tahrik yok aracımız üzerinde. 0-100
değerini vermeden yine ben önce ağırlığından bahsedeyim aracın. Çıplak ağırlığı 1810 kilogram. Ama şu anda bizim de üzerine nereden baksan bir hadi yuvarlak diyelim 200 kilo daha koyduğumuzda 2 tonluk bir aracımız var. Ya. 2 tonluk bir araç üzerinde de 0-100 performansı 7.3 saniye. Ki bu fabrika verisi bilmiyorum daha pozitif değerler çıkartanlar olduğunu duyduk, gördük hatta ekranlarda. Performans yönüyle muhteşem. Muhteşem. O ağırlığa rağmen. O ağırlığına rağmen. Ve bir o kadar da harika bir duruşu var. Sanki yine elektrikli otomobili bana gel diyor. Öte yandan tabii ki yine değerli bir verimiz diyeceğim. Tüketim miktarımız ne kadar? Yani makul kullanım şartları altında aracın 5,5 ila 6 litrelik mazot tüketimi diyeceğim. Dizel çünkü aracımız. Evet, dizel artı elektrik. Dizel artı çok hafif, hafif hibrit olarak hafif elektrik hibrit takviyesi var. Ya şu direksiyondan da bahsedeceksin herhalde. Sonuç itibariyle iX'in hemen hemen aynısı diyebilirim. iX'in. Evet. Aynı platformdan çıkmasalar bile yine burada da bir gel gel var sanki elektriklilere. Yani şöyle baktığında zaten aslında bu küçücük airbag gözü diyeceğim ortada aynı zamanda da klasiklikten bahsediyorum. Vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor orada. Üçlü koldan. Orada da mesela tuş takımlarının veya kontrollerin daha az olduğunu görüyorum. Değil aslında mi? Her şeyi yine kontrol edebiliyorsun ama nasıl yaptılarsa bir komplike yapıya getirmişler. Şimdi bu araçta ne yapmışlar? Aslında hani her şey ekranda değil. Az önce söylemiştim. Tuş takımı sadece orta konsolda yer alıyor. Buradan çeşitli medya, navigasyona, hızlı erişim tuşları, kameralara, bu modlarımıza şu anda açmış olduğumuz modlarımıza hızlı erişimleri koymuşlar. Çok güzel bir kristal seçim, selektör mü diyelim? Seçim tuşu mu diyelim? Hem tuş hem döndürülebiliyor. Onun için evet. İsim bulamadım. Ya üstüne basıp okey de verebiliyoruz seçtiğimiz şeyi. Evet. Güzel yapmışlar onu. Ve de her bir dokunmada burada bir ufak titreşimle de sana komutu aldığını da ifade ediyor. O da güzel. Ön tarafa baktığımızda tabii kablosuz şarjlarımız, bardaklıklarımız, her yer piyano bilek. Ortada yine bir çift kapaklı gözümüz. Yani yukarıdaki kaplamalar antresit çok güzel. Deri yani, koltuklar inanılmaz dediğim inanılmaz. Gibi. İnanılmaz zaten böyle üzüm rengi mi diyeyim, vişne rengi mi diyeyim. Yani mürdüm eriği mi diyeyim. Mürdüm eriği mi diyeyim. Aracın dış lacivert boyasıyla da göz alışkanlığı olmamasına rağmen çok güzel bir uyum sağlamış. Evet. Arkadaki oturma konumu gayet geniş. Müthiş. Bir şey dikkatimi çekti. Ön koltukları sırtlıklarında C tipi, C type denilen şarj girişlerinin altında bir kapak var. O da tahmin ediyorum çeşitli aksesuarları mevcut. İşte bu ne olabilir? Askılık opsiyonel olabilir. Evet. Belki ekran olabilir. Ekran olabilir veya bir laptop çalışması için bir stand, ayak evet. sistemi mi asılıyor. Küçük bir masa belki. Hani şu yönde düşünebiliriz. Arkadaki yolcuların biraz daha makama da hitap edebilecek imkanları sunabiliyor. Süspansiyon sisteminden de istersen biraz bahsedelim. Yani süspansiyon. Yani şu andaki hissiyat nasıl? Gittiğimiz yol, Vadi İstanbul'un önündeyiz. Buradan geçen hani kamyonlar zaten yolu bozuyor. Bu bozuk yolda hissiyat nasıl? Yok ki. Yani ben hala... Böyle hani hopladığımız zıpladığımıza bakmayın. O kadar bozuk ki yol. Ama verdiği hissiyat bambaşka yani onu anlatamam. Neredeyse sıfır. Bir gölde sandalda gidiyor gibi hissediyorum. Deniz demiyorum bak gölde tatlı tatlı. Süspansiyonu çok başarılı. Yol sesi çok minimize edilmiş. Hani biz sürat test etmiyoruz. Süratte de eminim ki rüzgar sesi çok minimize edilmiş. Yani. Bir dizel motor olmasına rağmen ses yok içeride. Motor sesi algılamıyoruz. Belki işte ani o artı 11 beygirde kullanacak bir kalkış yaptığımız takdirde belli bir oranda duyacağız o sesi. Ama motorun ses izolasyonu muhteşem. Değil mi? Şurada dönüş çapına da bakar mısın? Yani 12 metre civarında bir dönüş çapı var. 5 metrelik bir otomobilin çok da rahat bir dönüş sağladı. Ve direksiyon pamuk gibi herhalde. Ben böyle bir şey görmedim. Yani şöyle kullanabilirim bak. Bakar mısın? Heh. Niçin böyle kullanabiliyorsun? Çünkü o da sürate göre kendisinin sertliğini ayarlayan bir sisteme evet. sahip. Aynen öyle. Ve direksiyon yükseklik ileri geri ayarları o da. Elektrikli olarak yapılıyor. Hani koltuklar zaten elektrikli, ısıtmalı, soğutmalı ne istiyorsanız.
onları artık rahat rahat ekrandan bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Hepsini ayarlayabiliyorsun. Hafızamız var, koltuk hafızalarımız var. Onları da ayarlayabiliyorsunuz. Koltuk hafızalarımız derken artık onlar da ekranda hafızaya alınıyor. Bak sporta aldın. Benim ekranımda birçok şey değişti. Renkler değişti. Evet. Konumlar değişti. Canım biraz oynamak istedi. Öyle diyeyim. Benim önümde senin önün kızardı. Benim önüm mavileşti falan böyle. BMW her zaman hani modern ve ilerici otomobiller ürettiği için ve de sportif otomobiller ürettiği için çok takdir ettiğim bir markadır. Yine bugün kullandığımız G60 kasa 5 serisi, 8. nesil değil mi? Muhteşem bir otomobil olmuş. Yani, kullananlarına hayırlı uğurlu olsun. 50 yılın üstüne konulanlara bak bir de yani. E tabii ki yani bir kere otomobil neredeyse iki misli boya uzamış. Onun farkındayım. Şöyle evet. Şurada da mesela start stop'la ilgili küçük bilgi verelim. Mesela park yok. Evet. Normalde biz otomatik herhangi bir otomobilde park diye P harfini biliriz. P harfine alın. Değil mi? Oraya bastığınız zaman el frenini çeker ve seni start stop noktasına getirir. Burada iki konum var. Ondan da bahsedelim Ceyhan abi. Birincisi start stop'a bastığımızda bu haldeyken ama çalışıyor şu anda. Şu anda bir kere ben şunu söyleyeceğim. Çalışır konumda. Önemi alacaksın. Start stop'a bastık. Bak. Kapılarımı açtı. El frenimi çekti. Park konumunu aldı. Buyurun inin dedi. Hiç başka bir şeyle ilgilenmeyin. Özel eşyalarınızı arayıp aracı terk edin. İstop ettirmek istemiyorsan bunun tam aksi ne var? Geldin, motor çalışır konumda kalsın, el freni tuşuna bas, otomatikman park konumunu alıyor. Park konumunu alıyor. Böylece, ama ekranda gösteriyor ama. A, tabii ki bunu görüyoruz. Bundaki amaç da tahmin ediyorum bazen otomatik vitesli araçlarda önce P'yi alıp ayak frenini bıraktıktan sonra el freni çektiğin zaman şanzımanın üzerinde yük kalır. O yükü ortadan kaldırmak için çalışmadığında hiçbir şey hissetmiyorsun. Şıkır şıkır. Gelelim kulakçıklara. Evet. Normalde. Şimdi mesela burada boost yazıyor. Boost işte o 11 saniyelik sana takviye güç sağladığı opsiyon. Diğer kulakçığımızda zaten normal manuel kullanımda evet. Vites seçimlerini sen ayarlıyorsun ve de kendisi otomatik atmayıp maksimum devre kadar da seni orada tutuyor. Evet. Soldaki kulakçığı 1-2 saniye basılı tuttuğumuzda da manuele geçiyor. Siz manuel kullanabiliyorsunuz. Burada da manuel ekranını görebiliyorsunuz. Karşıdaki ekranla beraber. Karşıdaki ekranla birlikte. Attım geri vitese. Bakar mısın şuraya? Ekran çözünürlüğü muhteşem. Zaten esas göstermek isteyeceğimiz bizim orada yine sezgisel bu el bakayım, hareketleri. Bakayım alacak mı? Dedi köşeyi ki buradan yakala. Al köşeyi. Bakın görüyor musunuz? Çevir. İstediğiniz gibi çevirebiliyorsun. Etrafını kola çenet ve gerçek görüntü görüyoruz şu anda. Evet, arabanın 360 derece çevirerek bakın hop önünü de gördüm. Ağzına sağlık Ceyhan abi. Yeni bölümlerde yine çok güzel otomobillerde bir araya gelmek ümidiyle diyoruz. İyi günler. Bizi izlemeye devam edin.